Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım her şey yolunda, herkes çok iyidir. Rabbim hepinize iyilik ve sağlık nasip etsin. İnşallah güzel dileklerimle, güzel enerjimizle bugün ne bakacağız? Bugün Koç, Aslan, Yay burcu. 15-31 Mart bakacağız. Bakalım Koç, Aslan, Yay burcunu 15-31 Mart'ta ne bekliyor? Arkadaşlar, bütün burçları tek tek yorumlayacağım. Hiç merak etmeyin. İlk sırada Koç. Öncelikle Koç burcuna bakacağız. Bakalım Koç, yükselen Koç burçlarını 15-31 Mart'ta neler bekliyor? Ondan sonra sırayla dediğim gibi, yani derleyip bir arada yapacağım. Bu ay böyle olsun. Nisan'dan itibaren sizin istekleriniz üzerine bütün burçları tek tek yorumlayacağım. Tamam mı? Bu ay böyle idare etmeniz gerekiyor. Çünkü öyle başladık. Sonra siz özelden bana çok yazdınız. Burçları tek tek istiyoruz. Kahve de istiyoruz. Yorum istiyoruz. İşte kahve yorumu konuşamadım. Onu yapacağım ama Nisan'dan itibaren başlayacağım. Bu ay böyle oldu. Böyle başladık diye böyle devam edeceğiz. Bakalım Koç, Aslan, Yay burcunu. Öncelikle Koç'a başlayacağız. Bu deste Koç'un destesi. Koç burcuyla başlayacağım. Koç ve yükselen Koçlar. Bakalım Mart 15-31 neler bekliyor? Olumlama kartımı, enerji kartımı çıkardım. Şimdi diğer kartları seçelim bakalım. Koç ve yükselen Koç burcu için. Haydi bakalım. Biraz karışık şeyler söyleniliyor. İşte gezegenlerin biraz gergin bir dönemden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bu kendinizi oraya programlamamanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın, olumlu düşünmemizde fayda var diye düşünüyorum. Onun için çok da gezegenlerde işte böyle oldu da, işte deprem geliyor da, felaketler geliyor da, kesinlikle kendinizi o yönden kötüye odaklamayın, kötü düşünmeyin. Bunu hiç kabul etmiyorum. Ben de hiçbir zaman kendimi öyle programlamıyorum. Bilginize. Güzel düşünelim, güzel olsun. Bakalım sevgili koçları, 15-31 Mart'ta neler bekliyor? Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Emeğime saygı olarak, gerçekten ciddi emek sarf ediyorum. Emeğime saygı olarak, abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Çünkü sonuçta bir emek sarf ediyoruz. Çok ciddi emek sarf ediyorum. Görüyorsunuz zaten. Her gün video çekmek, her gün video paylaşmak, onu zaman ayırmak kolay bir şey değil. Bak, gördüğünüz gibi 13 senenin deneyimiyle beraber ben en küçük inceliklerine kadar yorum yapıyorum sizler için. Umarım bunun karşılığında abone olarak izlerseniz, videolarımı izledikten sonra bir beğeni atarsanız, bir de bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz canlarım. Bunun dışında ne var? Bunun dışında canlı yayınlara katılmak için, videolardan, gelecek olan videolardan haberdar olmak için zil butonunuzu aktif ederseniz gelecek olan videolardan ve canlı yayın soru cevaplarına katılabilirsiniz canlarım. Bunun dışında bu bir kolektif açılımıdır. Koç ve yükselen koçlar için kolektif bir açılımdır. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar, bana videolarımın alt kısmında etiketlediğimiz WhatsApp iletişim numarası veya Instagram adresinden yazabilirsiniz. Yardımcım Derya size her türlü yardımda ve destekte bulunacağını gösteriyor. Yoğunluktan dolayı telefonlara cevap veremiyoruz ama mesaj atarsanız kesinlikle geri dönüş yapıyoruz. Bilginize canlarım. Bu arada çok mükemmel kartlar çıkardı. Enerji kartı ile bakalım. Bakalım Mart'ta nasıl bir enerji geliyor? Koç ve yükselen Koç, Mart 15-31. Aydınlanmak, sorumluluk almak, içsel bütünlük arayışı, ikili ilişkilerden uzaklaşmak. Daha mantıksal bir dönemden bahsediyor. Daha çok mantıklı hareket edeceğiniz bir dönemden bahsediyor. İşinize ve güvenliğinize adanmaktan bahsediyor. Ciddi sorumluluklar alacağınızı gösteriyor.
içsel bütünlük arayışı. Arayış içine gireceksiniz. Beni ne mutlu ediyor, neden ben mutsuzum gibisinden araştırmalara gireceğiniz ve ikili ilişkilerden uzak duracağınızı gösteriyor. İlişkide bağımlı olmamalısın. Bak, görüyor musun? İki kartı birbiriyle nasıl güzel bağdaştırdı. İlişkilerden uzaklaşmak diyor. İlişkide demek ki çok fazla bağımlılık yapıyorsun. Partnerine veya karşı tarafa çokça ödün veriyorsun ve ona çok zaman ayırdığın için olumsuzluklar yaşıyorsun. Biraz mesafe diyor. Bak, ilişkide bağımlı olmamalısın. Ve bu durum sizi bağımlı kılıyor. Bağımlılık yapıyorsunuz. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir değil. Bir değeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değildir. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Çok doğru söylüyor. Çok güzel vurguluyor. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Yani sana burada diyor ki, kendinden başka kimseye ödün verme. Onu o kadar önemsemene gerek yok. Bağımlılık yapmaya gerek yok. Bütün günü sabahtan akşama kadar sadece uyku dışında bütün zamanını ona harcamaya veya onu düşünmeye sarf edemezsin diyor. Buna dikkat etmen gerekiyor. Ben her şeyden değerliyim düşüncesiyle aşkına ve karşı tarafa biraz mesafe koy. Bakın, kavga edin, tartışın demiyor. Biraz kendine zaman ayırman gerekiyor ve sen daha önemlisinin fikrini öne çıkartıyor. Bence çok çok mantıklı ve iki kartın da birbiriyle, hem enerji kartının hem de olumlama kartının nasıl birbiriyle bağdaştırdığını gördünüz arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ne yapacağınızı bilmediğiniz bir dönemden bahsediyor. İkilemde kalma ve kararsızlık. Neyin peşinden gideceğinizi, bu ister aşk hayatıyla alakalı da olabilir, işinizle de ilgili olabilir. Kararsızlık içerisindesiniz. İki işi bir arada yürütmek size zor geldiğini gösteriyor. Hangi işin peşinden gideyim diye düşüncelerinizi veriyor. Birisinden bir yardım alacağınızı gösteriyor. Sağlık problemi yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanız lazım. Ayın 16'sına ve 26'sına dikkat etmeniz gerekiyor. Aşktan yana evli olan koç burçları ve yükselen koçlar, ilişkisi olan koç ve yükselen koçlar, aşktan yana bir olumsuzluk, bir tedirginlik yaşadığınızı gösteriyor. Şu anda bir yalnızlık içerisindesiniz. Dibine kadar size yapılmış olan haksızlık ve adaletsizlikten bahsediyor kart. Ve sırf aşk hayatınızdaki olumsuzluğu getiren enerji, egodan ve inattan bahsediyor. Çok aşırı egolu ve inatçı birisi karşınızdaki kişi ve bunu bu hale getiren kişi de sizsiniz. Neden? Dediğimde, iyi niyetinden dolayı, verdiğin çokça fazla emekten dolayı artık yorulduğundan bahsediyor. Şu anda senin duygularına, senin bizzat kendine yapılan haksızlıkla ilgili araştırma içerisindesin ve bazı şeylerin açığa ve ortaya çıkmasından bahsediyor. Kendime çeki düzen vermeliyim düşüncesini veriyor. Çözüm bulunacak mı bu duruma? Kesinlikle çözüm bulunacak. Şimdi burada negatif enerji koç ve yükselen koçlara geliyor. Bak, burada direkt akrep burcunu gösteriyor. Ölüm kartı akrebin kartıdır, biliyorsunuz. Akrep burcunu gösteriyor. Biz şimdi yengeç balık akrep diyelim ama ağırlıklı akrep ve ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova teraziden bahsediyor. Şimdi aranızda ciddi bir bağ olduğunu gösteriyor. Aranızda çok mükemmel, kırılmayacak bir bağ vardır. Bu ilişki durumunda akrep ve terazi, ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi, yengeç balık akrep, yükselen yengeç balık akreple olan ilişkilerinizde yumuşama olur mu? Olur. Bitiş ve yeni bir başlangıcın olacağını gösteriyor. Burada zamanlama ayın 24'ünden sonrayı gösteriyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi iş hayatınızda çoğunlukla yoğunluktan bahsediyor. Bir işin peşinde değilsiniz. Birkaç işi bir arada yürüttüğünüz için o işin vermiş olduğu bir yoğunluk ve yoruculuğu var diyor kart.
Bu sizi biraz yoruyor olarak gösteriyor. Buna çözüm bulacaksınız. Anahtar Kraliçesi her zaman mükemmel bir çözüm ve çare kartıdır. Problemlerin ve olumsuzluklara çözüm bulacağının göstergesidir ve ondan sonra dengeyi tutturacaksın diyor. Şimdi burada ne var bakalım. Karşı tarafın sakin davranışları, karşı tarafın sessizliği ve ilişkide olan sessizliğiniz diyor. Bitiş ve yeni başlangıç, sanki yeniden başlayacağını gösteriyor. 24-26 tarih olarak Mart 24-26'sını gösteriyor. Yeni fırsatlardan bahsediyor. Aşk ve ilişki durumlarınızda değişiklikler olacağını gösteriyor. Yeni teklifler alabilirsiniz. Yeni haberler alabilirsiniz. Yumuşama döneminden bahsediyor. Şimdi Koç'un burada keskin kararları vardır. Ani bir gelişmeyle, yıldırım kartıyla yol yapabilirsiniz, yer değişimi yapabilirsiniz, iş değişimi yapabilirsiniz. Ani vereceğiniz bazı kararların olacağını gösteriyor. Bu ayın 23'ünü gösteriyor. Ayın 23'ü veya 23'ünden sonraki süreyi gösteriyor. Kesin kararlarla beraber ani bir haber duyacağınızı, arıl acele bir yol yapacağınızı gösteriyor. Bu iş değişimi olabilir, ev değişimi olabilir, şehir ve ülke değişimi olabilir veya aşk hayatında genel durumlarda net bir değişiklik, ani bir kararla net bir değişiklik yapacağınızı gösteriyor. Bu dönem bakın 23'ü, 24'ü ve 18'i, 28'ini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu kolektif açılım olduğu için %100 herkese hepsi tutacak diye bir şey yok. Niyetimiz kolektife. Koç ve yükselen koçlara kolektif açılım yapıyoruz. Üzerinize uyanları alın. Ben buradaki önemli zaman dilimini veya neler yaşanacağını gördüğüm kadarıyla size aktarmaya çalışıyorum. Burada bilgin içerisinde olan işlerin içerisinde bir kafa karışıklığı söz konusudur. Değişim yapayım mı, yapmayayım mı? Hangi işin peşinden gideyim? Hangi işi yapayım? Yani bolluk var, bereket var, duygusal problem var, yeşerme, yenilenme, her şeyi bir arada yaşadığınızı gösteriyor. Ama bir şey var, kötü düşünmediğinizi gösteriyor veya kötü bir problem yaşamayacağınızı da gösteriyor. Bu da önemlidir, tabii ki önemlidir. Şimdi kararınızla beraber bakın, mevsim kartını ters çevirmiş. Normalde bu kart düz durur ama burada ters çıkmış. Mevsim kartının ters çıkması sizin faydanızadır. İlkbahardan itibaren, şimdi ilkbahar 21'i 22'si geliyor biliyorsunuz. İlkbahardan itibaren hareketlenme, yeni adım atma, yeni kararlar, değnek şövalyesinden bahsediyor. Ve durduğunuz yerde durmayacağınızı ve sanki bazı kararlar vererek şansınızı kendinizin değişeceğinden bahsediyor kartlar. İster aşkla ilgili, ister işle ilgili 21'inden sonra değişiklikler olacağını gösteriyor. Gerçekleşen dilekler, arzun var, isteğin var diyor. İşle alakalı olabilir, maddiyatla alakalı, aşkla ilgili olabilir. Buna kavuşacağını gösteriyor ve güzel bir dönem seni bekliyor. Sevgili Koç ve yükselen Koç, buna hazır olman lazım. İlkbahardan itibaren hayatında değişiklik. 21'inden yine senenin 3. yarısını gösteriyor. Yani 20'si ile 30'u arası süre içerisinde, özellikle aşk hayatında, özellikle duygusal olarak sizi rahatsız eden ve huzursuz eden konularla ilgili çözümlenme diyor. Çözümleneceğini gösteriyor canlar. Burada ne var? Aile hayatı, evli olan koç ve yükselen koçlar, hiç fark etmez, sevgili olan koç ve yükselen koçların hayatında aşık olduğu ve duygusal olarak bağlı olduğu kişilerle ilgili problemi varsa, evliliğinde bir küslük, kırgınlık veya bir boşanma varsa, duygusal hayatında uzun zamandır, 3 vakittir, 4 vakittir diyor, 3 vakittir sıkıntı olan koç ve yükselen koçlara yeni bir başlangıç, yeni bir aşk, yeni bir kapı, yeni bir sunum var. Kupa ağası harikulade. Bakın gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Kadersel beraberliğini ve bak bu dişiliği ifade eder. Aşk kupası. Aşkı ifade eder ve gördüğünüz gibi bakın kartın içerisine bakın. Gözün içerisinden çıkan enerji
direkt kupanın içerisine yansıyor. Yani odakladığı nokta kupayı gösteriyor. Yani senden bahsediyor. Diyor ki tamam, aşk hayatında sıkıntılar olabilir. Biraz problemler yaşıyor olabilirsin. Ama diyor ki bu dönemde ne kadar uzakta olursa olsun zaten o senden kopmamış ki. Sen onun kalbinin prensi veya prensesisin. Bundan bahsediyor. Ve sonuç olarak ilk çıkan kart kararsızlıkla başlayan. Yani şu anda bazı belirsizlikler var diyor kafanda ve hayatında. İster aşk ister işle alakalı olan belirsizliklerin son çıkan kartı Kupa Ası ve Mikail'in kartıyla tamamladı. Yani eminlikle tamamladığını gösteriyor. Kesinlikle barışın, huzurun, aşkın ve bereketin getireceği bir dönemden bahsediyor. Şimdi arkadaşlar, sağlığımıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. İşte bunu yaşamamanız için dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sağlıkla ilgili bir 3 kart daha çekeceğim. Sevgili koçları. Bakalım koç burçlarında sağlıkla ilgili ne var? Bakın, görüyor musunuz? Bir sallantı, bir olumsuzluk yaşanacağını gösteriyor. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle sinirle başlayan, sinir bak. Sinirle başlayan, sinirlerimize hakim olmamız gerekiyor. Duygusal bağınız olan kişiyle aranızda yaşanan olumsuzluklar ve güvendiğiniz bir kişiden aldığınız negatif enerji ve üzerine çıkan maddi konular, belki de maddi zarara uğrayacağınızı gösteriyor. Bu sağlık problemine yol açabilir diyor. Tansiyonunuza, şekerinize, işte ani ataklara dikkat etmeniz gerekiyor bu dönemde. Özellikle ayın 19'u ve 29'una çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili koç ve yükselen koçlar. Her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Şimdi ne bakacağız? Aslan burcunu yorumlayacağız şimdi. Şimdi bir kartlarımı toparlayayım. Direkt Aslan burcuna geçeceğiz. Aslan burcu ve yükselen aslanlar. Yorumu ikinci destemizi onun için seçeceğim. İkinci yorum. Aslan ve yükselen aslanlar. Aslanlara şu diğer desteğiyle bakmak istiyorum. Evet. Şöyle bir karıştı kartlarım. Evet, aslanlara şu kartla bakacağım arkadaşlar. Şu desteğiyle bakasım geldi. Şunu da bir toparlayayım. Bakalım. Aslan ve yükselen aslan burçları. 15-31 Mart. Bakalım aslanlarda neler var? Nasıl bir enerji bekliyor? 14-15-31 Mart. Aslan ve yükselen aslanları. Enerji kartımızı çıkardım. Bir tane de olumlama kartı çekeceğim. Onu almak istedim de 2-3 tane düştü. Onun için almadım canlarım. 2-3 taneye gerek yok. Haydi bir tane de olumlama kartımızı çektim. Şöyle yer açayım. Destemizi seçelim. Bakayım aslan ve yükselen aslan burçlarını 15-31 Mart'ta nasıl bir enerji bekliyor? Hayırlısı olsun inşallah. 2 3 Bu da çıkmak istedi. Bu çıkan kartta çıkaracağım. 4 Güzel bir karttır bu. 4 5 6 Şöyle bir yere. Bu desteler bayağı bir büyük kartlar. Çok severim bu kartları. Acayip güzel enerjisi var ve çok net kartlar arkadaşlar. Enerjisi de muazzam. 6, 6 çektik. 7, 2, 4, 6, 7. 11 kart çekeceğim. 8, 9, 10. Arkadaşlar, videonun başında belirttim. Şimdi de söyleyeyim. Mart ayında Nisan'dan itibaren, şimdi Mart'ın sonuna doğru burçları tek tek size çekeceğim.
Çünkü bayağı bir yorum aldım. Özelden yazdığınız yorumlara dayanarak bunu yapıyorum. Tabii ki sizin istekleriniz benim için çok önemlidir izleyicimin. Tek tek istiyorsunuz burçları. Gerçi bu bir videonun içerisinde de değişen bir şey yok. Sadece derleyip üçünü bir araya getirmek. Yoksa hepsine aynı eşit şekilde zaman ayırıyorum arkadaşlar. Ama madem siz öyle istiyorsanız videoları bundan sonra burçları tek tek çekeceğim. Bir video içerisine sığdırmayacağım. Ay canım aslanlar, ne olmuş size böyle peş peşe? Abo. Hayırlısı olsun. Hadi sonu güzel olsun inşallah. İki tane abo. Abo. Şimdi sevgili aslanlar. Sevgili aslan ve yükselen aslan. Bir enerji kartımızı çıkartalım. Lilith'in kartını çıkarttı. Bilinç altındaki korkular. Karanlık yanlarımız. Bastırılmış intikam duygusu. Gizli arzular. Vallahi kartlar birbirini çok güzel tamamlıyor. Şuraya bakar mısınız? Aldatma. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektin? Bunu bil. Korkularına yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme diyor. Şimdi burada aslan burçlarını duygusal olarak sıkıntılı gösterdi. Zaten bak kartın 3'ü de olumlama kartı, enerji kartı. Normal kartlarda da aldanmayı zaten gösteriyor. Şuraya bakar mısınız çıkan kartların negatifliğine? İlişkinizde veya güvendiğiniz bir kişiler tarafından bir ihanet yediğinizi gösteriyor. Bilinç altındaki korkular ve bunu sürdürmeye çalıştığınızı gösteriyor. Güvendiğiniz kişiden taraf size vermiş olduğu zarar ve problem var ise tabii ki insan bilinçaltı olarak herkes aynıdır mantığıyla bakacağını gösteriyor. Karanlık yanlarımız. Yani benim eksiklerim var diyor. Benim işte o karanlık yanlarımız biliyorsunuz herkesin bir hani öyle derler. Bir şeytani yönü vardır. Bir de insani bir yönü vardır. Hani bir yanım şeytan, bir yanım melek diyorlar ya. Şimdi karanlık yanlarının bu zamanda daha çok devreye gireceğini gösteriyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bastırılmış intikam duygusunun ortaya çıkabileceğinden bahsediyor kart. Neden? Çünkü aldatma var diyor. Yani aldatma var dediğimde bu direkt aşk hayatınızdaki, evlilikteki aldatmadan veya yine söylüyorum %100 herkesin hayatında bir aldanma var demek değil. Bu kolektif açılımıdır. Genel enerjiye bakarak konuşuyoruz. %100 birebir size bireysel bakım gibi olmaz bu. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Ama bakın karışıklığı görüyorsunuz zaten. Karışıklığı görüyorsunuz. Yani bir kart değil, birkaç kart aldanma, işinde problem yaşama. İş hayatında güvendiğin kişiden yana aldığın darbe de olabilir. Aşk hayatında aldanma, eşin olabilir. Eşinle aranda problemler, yanlış anlaşılmalar ve aldanma, yalan söylemeler olabilir. Şimdi bu ayın 21'ine kadar 15 ile 21 arasındaki süreye dikkat etmeniz gerekiyor kesinlikle. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Böyle bir problem yaşamak istemiyorsanız ölçülü ve dengeli davranmanız gerektiğiyle ilgili kartın uyarısı var. Bu balık burcunun döneminde yani ayın 21'ine kadar balıktayız zaten. Balıktan sonra geçebilir ama ayın 21'i 15'i ile 21'i arasındaki süreye dikkat etmenizde fayda var derim. Nasıl bir dikkatten bahsediyor? Huzurunuz bozulabilir. Maddi çöküşe uğrayabilirsiniz. Bakın genel yorum yapıyorum. Sevdiğiniz kişiden, eşinizden, sevdiğiniz, güvendiğiniz aileden biri olabilir. Aşık olduğunuz biri olabilir. Hiç fark etmez. Bir dostunuz, bir arkadaşınız olabilir. Konu nedir? Güven. Güvendiğin, hiç beklemediğin birinden alacak ihanet veya yalandan bahsediyor. Darbeden bahsediyor ve huzurunun bozulacağını gösteriyor.
Bu 21'ine kadar olan sürede sabırla beklediğini gösteriyor şimdiye kadar, ama 15 ile 21 arasında bazı sıkıntılar yaşayacağını gösteriyor. Hani bazen derler ya, o kadar sinirlendim ki diyor, artık benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. İşte buna dikkat etmeniz gerekiyor sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Kesinlikle ve kesinlikle o 21'ine kadar olan süreye dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada yeni başlangıçlardan bahsediyor. Yeni başlangıç yapacağınızı gösteriyor. Başlangıçlar neyle alakalıdır? Su grubundan bahsediyor. Yengeç, balık, akrep veya yükselen burcu yengeç, balık, akrep olan enerjilerin size iyi geleceğini gösteriyor ve bu kişilerle bir ortaklık, bir başlangıç yapabilirsiniz diyor. Bir yere imza atacağınızı, yeni sözleşmeler yapabileceğinizden bahsediyor kart. Burada ne var? Evet arkadaşlar, şimdi demin konuştuk ya bunu. Bu aldatma, bu içinizde olan olumsuzluk ve kırgınlık kişiye karşı, ama haklı mısınız? Dibine kadar haklı olduğunuzu gösteriyor. Şahsı ve aileye karşı olan problemi bu taraftan da, bak, güvendiğiniz kişi de olabilir. Kolektiften ve çoğunluktan bahsediyor. Çoğunluktan bahsediyor. Yani bir kişi değil, birkaç kişi tarafından iş yerinde bir olumsuzluklar yaşanabilir diyor kart. Ne zaman? Ayın 19'una dikkat edin. 19'unu gösteriyor. Şimdi burada ne var? Bazı şeylerin üzerine, hani yıkımdan bahsediyor ve karmaşık ayrıntılar, karmaşık duygular içerisine düşeceğini, hani derler ya, her şey aniden geliyor. İyilik de kötülük de, biraz sıkışık bir dönemden geçeceğinizi gösteriyor, ama inanın çok az bir süreçten bahsediyor. Belki de bu gezegenlerin gerginliği olabilir sevgili aslan ve yükselen aslan. Bayağı bir gerildi ortalık, gezegenlerde gerilmeler var. Bunun vermiş olduğu psikolojiyle beraber hayatında bazı netleşmeler. Ben her şekilde ılımlı, duygusal davranıyorum ama olumsuz gösteriyor. Şimdi problemi akrep burcu ve yükselen akrep gösteriyor. Problemi özellikle su gruplarından bahsediyor. Yengeç, balık, akrep, yükselen yengeç, balık, akrep. Aşkta da, işte de, genel çevrede de sizi huzursuz eden enerji yengeç, balık, akrep ve yükseleni yengeç, balık, akrep olan enerjiden bahsediyor. Şimdi burada ne var? Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir dönemden bahsediyor. Sanki birilerine, patronunuz olabilir, diğer iş yeri olabilir, bir beklenti içerisinde, sanki mazeretinizi anlatmışsınız. Benim bu mazeretim var, benim bu problemim var. Sanki bir tık üstte bazı şeyleri anlatmış olduğunuzu, şu anda bir bekleme içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Ve burada ne diyor biliyor musunuz? Ayın 24'ünde çalıştığınız yerden eğer bir dilekçe verdiyseniz veya eğer bir toplantı sırası içerisinde şikayette falan bulunduysanız, kesinlikle size sunulacak bir şeyden bahsediyor kartlar. Neden bahsediyor? Bu atama olabilir. İşinde başarılı olduğu için takdir alabilirsin. Maaşına zam yapılabilir. Terfi alabilirsin. Kesinlikle bunu gösteriyor. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Çeşitlilik. Çeşitlilik nedir? Birkaç işi bir arada götürme ve bu yorucu bir şeydir. Bunda kararlı olduğunuzu gösteriyor. Sanki iki kişi aynı anda yürütmeye çalıştığınızdan bahsediyor. Bunun kaygısını ve bunun üzüntüsünü, yorgunluğunu yaşıyorsunuz. Ama çok mükemmel bir verim var orada. Açılmaz yol açmak. Bakın, sıkıntılar var. Geçmişten kalma, üzerinize bayağı sıkıntılar var. Bunu atmaya çalışıyorsunuz. İyileşmeye çalışıyorsunuz. Hayatınızda her şeyi toparlama aşamasında olduğunuzu gösteriyor. Yapacak mısınız? Gayet tabii yapacağınızı gösteriyor. Yol açmak ne demektir? Bakın, yolunda olan pürüzleri ve problemleri yardımlaşa açmanız gerektiğinin sinyalini veriyor kart. Bunu yapacaksınız ve bunu yaptığınız takdirden zamandan itibaren kesinlikle hayatınızın ve işinizin, şansınızın da kapısını açacağınızı gösteriyor. Bazı şeylerin netleşeceğini gösteriyor. Artık benim şansa bırakacak gücüm ve kuvvetim yok düşüncesi. Artık ben hiçbir şeyi şansa bırakmayı düşünmüyorum. Kendi kafamda
tasarladığım ve kendi kafamda düşündüğüm plan ve projemle hayata geçireceğimi, öyle idare edeceğimi gösteriyor. Aslında net kararlar var. Burada bir ev alma, tapu alma, diploma gibi, sözleşme ve anlaşma gibi bir yere imza atma, taahhütten bahsediyor. Kanıtlanmadan bahsediyor ve bir yere imza alacağınızı gösteriyor. Evet, bu nedir? Yolculuk. Zoraki bir yolculuktan bahsediyor. Sanki keyifsiz bir yolculuk yapacağını gösteriyor. Uzun zamandır hasretinde, üzüntüde kaldığın, hiçbir şekilde unutamadığın, bu sevgili de olabilir, akraba da olabilir, aile, anne, çocuk, genel konuşuyorum. Onunla ilgili bir yol yapacağını gösteriyor. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan burcuna. Yol uzun bir yolculuk mudur? Gayet tabii uzun bir yolculukta, bu şehirler arası veya uluslararası bir yolculuktan bahsediyor. Geçmişten kalan bir sıkıntı, geçmişle alakalı bir kaygıdan bahsediyor ve yolun başında sizi üzgün olarak bekleyen, hani sizin de yüzleşmek istemediğiniz, yüzünüzün olmadığı birisi, o bakımdan yüzleşmek istemediğiniz diye konuşuyorum. Yüzünü hani herhalde bir utanç, bir utanıyorsunuz, bir çekiniyorsunuz, böyle birisinden bahsediyor. Yolun başında sizi bekleyen kişi böyle birisi olduğunu gösteriyor sevgili aslanlar. Bu dönemde dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ayın 5'i ile 21'i arasındaki süre içerisinde ciddi ve olumlu şeylere, hayati önem teşkil eden işlere imza atmamanız veya yola çıkmamanız, işte yeni adımlar, yeni imzalar ve yatırımlar yapmak istiyorsanız ayın 21'inden sonraya bırakabilirsiniz. Maddi konuda rahatlama olacağınızı gösteriyor. Plan ve projenizin üzerinde maddi rahatlamadan bahsediyor. Bu da ayın 22'sine denk getiriyor. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Aslan ve yükselen aslanı psikolojik olarak sanki gücünü kaybetmiş durumdadır. Ama 22'sinden sonra bu gücü de toparlayacağını, kendinde hissedeceğini gösteriyor. Konumun değişebilir. Sevgili aslan ve yükselen aslan, iş değişimi, yeni bir iş yeri olabilir. Yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz veya yeni bir atama alabilirsiniz. Kurum aynı kalır, başka bir şubeye gidebilirsiniz. Böyle bir şeyden bahsediyor. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, gayet iyi çıktı. Genel anlamda bakarsak olumsuz bir şey yok, ama sağlığınıza dikkat edin ve güvendiğiniz kişilere dikkat edin. Kime güveniyorsunuz? Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Her şey sizin düşündüğünüz gibi değil diyor sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Evet arkadaşlar, her şeyin hayırlısını versin kurban olduğum Rabbim. Hakkımızda hayırlısını versin. Güzel insanlarla karşılaştırsın inşallah. O da çok önemlidir yani. Hani bazen peş peşe karşımıza ve hayatımıza giren insanlara diyoruz yani hepsi mi aynı olur? İşte buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen seçimlerimizi biz de yanlış yapıyoruz. Bizim yanlış seçimlerimiz yüzünden bazen başımıza bazı olaylar geliyor. Bunu yapmamak için Rabbim yar ve yardımcımız olsun hepimiz için. Evet, sizi seviyorum sevgili aslanlar. Şimdi yay burçlarına geçeceğiz. Yay burçlarına bu desteği, böyle içimden bu deste geldi. Bu desteğe bakacağım yaylara. Bir de bak, bu desteği çıkarmak istiyorum. Evet. Bir de bu desteğe bakacağım. Yay ve yükselen yay burçlarına. Öncelikle bir bakalım. Yay ve yükselen yaylara bir enerji kartı, bir olumlama kartı çekelim. Ondan sonra bakalım yayları 15-31 Mart'ta neler bekliyor? Yay ve yükselen yay burçları 15-31 Mart'ta neler olacak? Nasıl bir enerji bekliyor yayları? Bu olumlama kartımız. Bu da enerji kartımız arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum. Hem kartımızı seçelim hem konuşalım. Bu ayı böyle idare edin. Öbürü aydan itibaren tek tek açacağım burçları. Çünkü siz öyle istemişsiniz. Sevgili yay ve yükselen yaylar, kartımıza niyetimizi ettik. Bakalım 31, 15-31 Mart'ta yay ve yükselen yayları neler bekliyor?
Onun dışında bu bir genel açılımdır biliyorsunuz. Genel açılımlarda kolektive niyetleniyoruz. Herkese %100 uyacak diye bir şey yok. Bunu biliyorsunuz zaten. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin canlarım, güzellerim. Onun dışında benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız bana Instagram veya WhatsApp iletişimden 245 WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Bilgilerim ve numaram tüm videoların alt kısmında etiketli. Genellikle ben görüntülü bakım yapıyorum WhatsApp'tan. Görüntülü bakmayı tercih ediyorum. Genel bakım yapıyorum. Kahve, tarot, işte karışık kartlar biliyorsunuzdur. Ben sermayemi kartlara yatırıyorum. Seviyorum ya kartları. Gerçekten hiç bakmam. Eğer o kartın enerjisini aldıysam yani şey yapmam, kısıtlama yapmam, o konuda alırım. Mesela bu kartların enerjisini de acayip beğeniyorum. Akashi Tarot da çok güzel kartlardır, beğeniyorum. Katina'dır, Evok, Evok çok güzel karttır mesela. Bazen kartlarla ilgili sorular soruyorsunuz bana, söylüyorum şimdiden. İşte o kart nedir, bu kart nedir diye soruyorsunuz. Evet, bu kart da kendini attı. Şunu da alalım. Bundan sonra dediğim gibi Nisan ayında burçları tek tek yorum yapacağım. Tek tek video alacağım. Kahve de bakacağım. Kahve de istemişsiniz. Niye kahve bakmıyorsun diye. Bu kart buraya karışmış. Bu bunun destenin değil. Evet, kahve bakamadım. Çünkü videoyu böyle yaptığım için arkadaşlar gerçekten çok zor. Yetiştiremiyorum gerçekten. Onun için açıkçası. Şimdi Allah'tan saklayamadığımı sizden mi saklayacağım canlarım? Ama madem siz öyle istiyorsunuz, Nisan'dan itibaren açıklamamı ve yorumumu öyle yapacağım canlarım. Yeter ki siz isteyin. Ben sizi kırar mıyım hiç? Evet. Bakalım yay ve yükselen yaylarda nasıl bir enerji var Mart 15-31'de. Enerji kartımız Neptün'ün enerji kartını gösterdi. Çevrenin etkisine açık olmak, empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluklardan kaçmak, hayal dünyasında yaşamak. Neptün biliyorsunuz Balık burcunun yönetici gezegenidir. Çok bayağı bir duygusal bir enerjiden bahsediyor ki yaylara uzak böyle. Çevresinin etkisine açık olmak. Yani demek ki eleştiriye açık olmak, kendini suçlamak gibi bir dönemden bahsediyor. Empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluklardan kaçırmak, hayal dünyasında yaşamak. Mantık konularıyla ilgili mantık kullanacağını görmüyorum yayın bu Mart 15-31'de. Her şeye, aileye, işe, evde, herkese karşı bir duygusallık var. Herkese karşı bir yumuşama var. Bunu gösteriyor ve duygusal düşünme, mantık düşüneceğini görmüyorum bu dönem yay ve yükselen yayın. Olumlama kartı ne diyor? Seni düşünüyor. Sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda mesajlarla beklenmedik detaylarda küçük sürprizler yakında seninle olacak. Senden ilgi de bekliyor aşkın. Evren ve ışık seni destekleyecek. Aşkta mutluluk zamanı. Bakın burada gösterdiği gibi çevrenin etkisine açık olmak, empati, sadakat ve duyarlılık, sorumluluklardan kaçmak, hayal dünyasında yaşamak. Burada daha çok aşkın ön plana çıkacağı bir dönemden bahsediyor 15-31 Mart'ta. Yay ve yükselen yayların daha çok mantık dışı düşüneceğini ve daha duygusal düşüneceğini, yani aşk hayatınızda çok hareketlenmeler olacağını gösteriyor sevgili yay ve yükselen yay burçları. Şimdi bakalım burada ne var? Bakış açını değiştirmen gerekiyor diyor. Çokça düşünüyorsun, çokça ağır emek sarf ediyorsun ama bakış açını değiştirmen gerektiğini söylüyor. Bu işle de alakalı olabilir. Genel bakım yapıyoruz. Aşk da olabilir. Yani şimdiye kadar düşündüğün düz mantıktan çık diyor. Daha farklı şeyler var. Ona da bir gözün baksın diyor. Yani ondan da bir faydalan gibisinden rutinlikten çıkman gerektiğini söylüyor. Ve emek sarf etmek. Bu nedir? İş değişikliği kafasına girebilirsiniz veya yeni yaşamlara atılabilirsiniz. Kılıç kraliçesi.
ve muhakeme edin diyor. Sevgili yay ve yükselen yaylar, iş hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir ama bununla ilgili dikkatli olmanız gerekiyor diyor. Kendini muhakeme etmen gerekiyor. Hangi konuda, hangi yönde zayıf kalıyorsun veya hangi yönde haklısın veya haksızsın, bunun gibisinden bir öz eleştiri çıkartıyor ortaya. Ama Kılıç Kraliçesi her anıyla her hani kılıcı temsil eden Kılıç Kraliçesini temsil eden enerji, sert soğuk bir enerjiden bahsediyor. Yeri geldiği zaman çok zarafetli, mantık kullanan, mantıklı bir mantık düşüncesini, mantığı daha ön planda bırakan birisinin diyor değişkenlik yaşaması. Bak, burada mantıklı birisinin önünde ve peşinden çıkan kartların diyor kaygıya düşmesi, sanki bir 180 derecelik değişim yaşamasını, değişime hazır olduğu gibisinden değişimler var diyor. Biraz içine dön. Hani muhakeme ediyorsun kendi içerisinde. Ben yanlış mı yapıyorum? Acaba çok mu soğuğum? Çok mu haksızlık yapıyorum? Çok mu değişkenlik yapıyorum? Çok mu yenilikçiyim veya çok mu eski kafalıyım? Kendi içinde kendini müdafi, soğuk müdafi muhakemeden bahsediyor. Soğuk muhakeme. Kendini suçlarmışın gibi muhakemeden bahsediyor. Tılsım dokuzlusu. Hareketli bir dönem. Hareketli ne diyor? Hareketli bir iş hayatından bahsediyor. Ayın 17'si ile 27'si arasındaki süre bazı şeylerde değişiklik yapabilirsiniz. Yay ve yükselen yaylar ne konusunda? Daha sesinizi çokça duyurma, daha bir yüksek yerlere atanma şeyden bahsediyor. Toparlama durumu, terfi alabilirsiniz. Geçiş dönemi bundan bahsediyor ve kararlı olduğunuzu, azimli olduğunuzu gösteriyor bu dönemde. Bu nedir? Kendinize zaman ayırmanızla ilgili bazı uyarılar var. Kendinize zaman ayırmadığınızı ve bir sağlık sorunu yaşadığınızı gösteriyor. Geçmiş olsun sevgili yay ve yükselen yaylar. Ama ayın 25'i günde dikkatli olmanız gerekiyor. Sanki üzerinizde bir ağırlık olduğunu gösteriyor kartlar bana. Sanki hiçbir şey yapasınız yok. Biraz bir enerji düşüklüğünden geliyor. Bu gezegenlerde bir problem var bu dönemler. Onun da göstergesi olabilir. Sizin üzerinizde de bir şey var. Hani hiçbir şey yapmak istemiyorum, içimden gelmiyor gibisinden bir hani depresyon tarzı ufak bir şeyden bahsediyor. Bu da sizi güçsüzlüğe, güç kaybına sürüklüyor, umutsuzluğa sürüklüyor ve bir sağlık problemi yaşayacağınızı veya bir depresyon içerisinde olabilirsiniz diyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi sevgili yay ve yükselen yaylar, Kupa Kraliçesini çıkardı burada. Aşk hayatınızda yenilikler olacağını gösteriyor. Veya geçmişte yaşadığınız bir beraberlik olmuştur, ayrılmışsınızdır. Ondan bir haber gelebilir. Yeni bir aşk karşınıza çıkabilir. Veya aşk hayatınızda olumsuzluklar, kırgınlıklar var ise kesinlikle barışacağınızı gösteriyor. Bu zamanlama olarak 19'u 24'ü arasındaki süreyi verdi. Sevgili yay ve yükselen yaylar. Yayın kafasında kurduğu bazı şeyler var. Düşündüğü bazı projeler var. Ağır ağır düşündüğünü gösteriyor. Planla odaklandığını gösteriyor. Ve planla harekete geçme döneminin bekleyeceği günü gösteriyor. Bunun da zamanı var. Bu da 3 vakit gösteriyor. 30'u olabilir, 31'i olabilir, 23'ü olabilir. 3 vakit gösteriyor. Çünkü biz 15-31 Mart bakıyoruz. Yay ve yükselen yayın buradaki kafa karışıklığından bahsediyor. Kafa karışıklığı yaşıyor. Sanki istediğini alamadığı veya duygusal olarak da istediğini alamadığı için bazı kaygılara düştüğünü gösteriyor. Ama işte bu dönemde de ayın 27'si, 17'si bu karışıklık, kafa karmaşıklığıyla alakalı yeni kararlar alacağını gösteriyor. O karardan sonra rahatlamanızı veriyor. Sevgili yay ve yükselen yaylar. İmperatrice kartı çok mükemmel bir karttır. Rahatlama kartıdır. Keyfinizin istediği, hani sizin aklınızda ve hayalinizde bir sahne var diyor. Böyle hayal ettiğiniz bir enerji var.
hem keyifle çalışabileceğiniz veya keyifle yanında taşıyabileceğiniz bir aşk, keyifle çalışabileceğiniz bir iş ortamı, bunu bulacağınızı gösterir. Kafanda çizdiğin profil neyse, kafanda tasarladığın o duygusal olarak da zaman zaman düşündüğün ve ben bunu istiyorum dediğin neyse, buna ulaşacağını gösterir. Yani hayalinin gerçek olacağı bir dönemden bahsediyor. Geri çekilmeyin diyor. Yani kararlarında geri çekilirsen kaybedersin diyor. Biraz azimli olmanda fayda var diyor. Azimli sizi burada biraz güç kaybetmişsiniz olarak gösteriyor. Sanki kendinizi biraz geri plana atmışsınız gibi gösteriyor. Sanki geriden geliyorsunuz. Hani ümitli değilsiniz. Umutlar tükendiği bir dönemden bahsediyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle geri çekilmemenle ilgili uyarısı var kartın. Güzel günlerin gelişi var. Bu ayın 16'sı ile 15'i ile 31'i bakıyor o zaten. Ve 16'sı 26'sı maddi konularda rahatlama dönemidir. Sevgili yay ve yükselen yaylar. Aranızda adaletsizliğe uğrayan aranızda varsa, mahkemesi olan kişi varsa kesinlikle bu mahkeme ile ilgili beklentini, beklediğini alacağını gösteriyor. İçindeki kurtu çıkarman lazım. İhtiyaçlarını hani ihtiyaçlarının üzerinde gelecek olan bir mahkeme sonucu, hani beklediğinin daha bir tık üstü gelecek sonuçlar seni çok tatmin edeceğini ve bu kadarını da beklemiyordum diyeceğin bir mahkemen varsa bunun sonucunu da böyle gösteriyor. Sevgili yay ve yükselen yay burçları. Herkülade olumlu enerjidir. Birazcık dikkat etmeniz gereken günleri size söyledim arkadaşlar. Motivasyonunuzu kimsenin düşürmesini istemiyorum. Herkesin ağzından bir şey çıkıyor. Bu arada neyi programlar, neyi düşünürsen karşına o çıkar, onu unutma. İşte bazı konuşanları ben dinlemek dahi istemiyorum. Hiç kesinlikle üzerime almıyorum. Ve her zaman söylüyorum. Diyorlar ya işte afetlerin, depremlerin, işte olumsuz olacak şeylerin dönemidir. Bugünler Mart'ın işte üçüncü yarısı. Arkadaşlar siz nasıl algılarsanız öyle olur. Her şeyin güzelini bilen yalnız Allah'tır. Rabbim bizleri affetsin, bizi kötülüklerden, ülkemizi kötülüklerden, dünyamızı kötülüklerden korusun. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.